Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 10. sözden Namı Diğerli Haşir Risalesi'nden devam ediyoruz. Orada da Zeyl'in ikinci parçasındayız. Ana metni bitirdik. Ondan sonra ekler bölümü var biliyorsunuz Haşir Risalesi'ne. Bilenler için söylüyorum. Bilmeyenler burada tanışmış oldular. O eklerden birinci Zeyl'i okuduk. Şimdi Zeyl'in ikinci parçasındayız. Orada da çok az da olsa ilerledik. Ancak bir paragrafa çattık ki kaya gibi bir paragraf yani. Onu konuşalım dedik bir derste ama beceremedik. Altından kalkamadık. İkinci derse sarkıttık. Yine baştan inşallah o paragrafı okuyacağım sonuna kadar. Biraz da uzunca bir paragraf. Bir sayfacık kadar söz basın mizampajına göre. 161. sayfadayız. Yine söz basın mizampajına göre. Paragrafı okuduktan sonra tekrar dönüp İnce tefekkürünü yapacağız. İlk yarısının ince tefekkürünü kısmen de olsa yaptık. Orayı hızlı geçmeye çalışırız. Ondan sonra inşallah ikinci yarıyı daha ayrıntılı konuşmaya gayret ederiz. Tevfik, hidayet, nur Allah'tan. Biz de yardımını ondan diliyoruz. Yalnız süremizi başlatmamışım. Onu yapayım. Çok meşgul etmeyeyim sizi. Pekala okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve hem nasıl ki yeryüzünde bulunan parlak şeylerin güneşin akisleriyle parlamaları ve denizlerin yüzlerinde kabarcıkları ziyanın lemalarıyla parlayıp sönmeleri, arkalarında gelen kabarcıklar gidenler gibi yine hayali güneşçiklere aynelik etmeleri bilbedahe gösteriyor ki, o lemalar yüksek bir tek güneşin cilve-i inikasıdırlar. Ve güneşin vücudunu muhtelif dillerle yad ediyorlar ve ışık parmaklarıyla ona işaret ediyorlar. Aynen öyle de Zat-ı Hayy-i Kayyum'un Muhyi isminin cilve-i azamıyla berrin yüzünde ve bahrin içindeki zihayatların kudret-i ilahiye ile parlayıp arkalarından gelenlere yer vermek için ya hay deyip perde-i gayba gizlenmeleri, bir hayat-ı sermediye sahibi olan Zat-ı Hayy-i Kayyum'un hayatına ve vücubu vücuduna şehadetler, işaretler ettikleri gibi. Umum mevcudatın tanziminde eseri görünen ilmi ilahiye şehadet eden bütün deliller ve kainatta tasarruf eden kudreti ispat eden bütün burhanlar ve tanzim ve idare-i kainatta hüküm ferma olan İdare ve meşiyeti ispat eden bütün hüccetler ve kelam-ı Rabbani ve vahyi ilahiyenin medarı olan risaletleri ispat eden bütün alametler, mucizeler ve hakeza yedi sıfat-ı ilahiyeye şehadet eden bütün delail, bil ittifak, Zat-ı Hayy-i Kayyum'un hayatına delalet, şehadet, işaret ediyorlar. Çünkü nasıl bir şeyde görmek varsa hayatı da vardır. İşitmek varsa hayatın alametidir. Söylemek varsa hayatın vücuduna işaret eder. İhtiyar irade varsa hayatı gösterir. Aynen öyle de bu kainatta asarıyla vücutları muhakkak ve bedihi olan kudret-i mutlaka ve irade-i şamile ve ilm-i muhit gibi sıfatlar bütün delailleriyle Zat-ı Hayy-i Kayyum'un hayatına ve vücubu vücuduna şehadetler ederler. Ve bütün kainatı bir gölgesiyle ışıklandıran ve bir cilvesiyle bütün dar-ı ahireti zerratıyla beraber hayatlandıran hayat-ı sermediyesine şehadet ederler. Paragrafımız bu. Tam bir demir leblebi. Ne kadar çok mana bir metin içinde toplanmış. O metnin yoğunluğundan dolayı da cümle bir türlü sona varmamış böyle. Uzun bir cümle var içinde. Epey uzunca bir cümle.
onu parçalara ayırarak anlamaya çalışmıştık geçen ders. Yine bu derste de onu yapacağız. Öncelikle 10. sözün Zeyl'in ikinci parçası kısmı bize ne anlatıyor? Daha evvelki derslerde işaret ettik. Hayat aynasında erkan-ı imaniyenin görünüşünü anlatıyor. Yani hayat denilen şey ya sümme haşa Cenab-ı Hak öylesine var etmiş bir şey değil. Hayat bu kainattaki aynalığı kendisinde toplayan bir şey. Yani bütün kainatta ne gözüküyorsa hayat aynasında da yine o gözüküyor. Merkezileştirmiş hepsini böyle kendisinde toplamış misali musaggar bir şey olmuş hayat. Cenab-ı Hak bütün kainatta vahdetle verdiği dersi hayatta da ehadiyetle veriyor bize. Ona baktığımız zaman da biz İslam'ın hak olduğunu anlayabiliyoruz. Yahu nasıl? Mesela erkan-ı imaniyenin her birisinin hayatla ilgisini Bediüzzaman Hazretleri bu metinde anlatıyor. Anlatmaya başladı, anlatmaya devam edecek. Göreceğiz ki ya hayat İslam gibi bir dini istiyor. Onun itikadı gibi bir itikadı istiyor. Onun amel edişi gibi bir amel ediş istiyor. Yani hayat diye bir şey varsa kainatta İslam diye de bir şey olmalı din olarak diye. Bu ikisinin arasında böyle bir ilgi var. Dersini almaya başladık. Burada da almaya devam ediyoruz. İşte ince okumayı yapıyoruz şimdi. Ve hem nasıl ki yeryüzünde bulunan parlak şeylerin güneşin akisleriyle parlamaları ve denizlerin yüzlerinde kabacıkları ziyanın lemalarıyla parlayıp sönmeleri, arkalarından gelen kabacıklar gidenler gibi yine hayali güneşçiklere aynelik etmeleri bilbedahe gösteriyor ki, o lemalar yüksek bir tek güneşin cilve-i inikasıdırlar ve güneşin vücudunu muhtelif dillerle yad ediyorlar ve ışık parmaklarıyla ona işaret ediyorlar. Geçen ders bunu epeyce konuştuk. Kısmen yine konuşalım. Çünkü arkasıyla ilgisi var. İşte parıltılar, yansımalar, bunlar bizzat o parıltının oluştuğu nesnelerin malı değil. Aynanın karşısında güneş olduğu zaman ayna bir parıltı gösteriyor bize. Güzel bir aynaysa güneşin tam resmini de gösteriyor bize. Ama bu demek değildir ki aynanın içinde güneş var oldu. Veya şöyle söyleyelim, ayna içinde bir güneş var etti de o güneşin ışığı oradan geliyor. Gökteki güneşle bir ilgisi yok, bunu söyleyemeyiz. Aklı başında olan kimse söylemez bunu yani. Doğru anlaşılış şekli nedir? Gökte bir güneş var ve bütün parlayabilme yeteneğine sahip şeylerde onun ışığı pırıltı izi yapıyor. Tabiri caizse kendisinden bir numuneciyi içine bırakıyor. Onların kaynağı güneş ve bu nasıl ispatlanıyor, nasıl gözüküyor, nasıl sağlaması yapılıyor diyelim matematikteki ifadesiyle. Aynayı alıp başka bir yere koyduğunuzda veya güneşle temas etmediği bir yere koyduğunuzda veya işte akarsu, o güneşin parıldadığı yer değil de gölge bir yere aktığı zaman görüyoruz ki yok ya o içinde kalmadı yani. O pırıltı, o ışık, o resim onun içinde durmadı. Demek ki zatından doğmuyormuş. Eğer zatından doğuyor olsaydı hep onda olurdu. O onda acize düşmezdi. La teşbih ve la temsil. Mesela diyelim iki tane öğrenci var. Bunlardan bir tanesi hakikaten okulunu seviyor, derslerine çalışıyor. Sınava gireceği ilimleri de öğrenmiş, konuları öğrenmiş, yutmuş, yalamış. Öyle sağlam bir şeye sahip, arka plana sahip. Oturduğu zaman sınavda takır 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 cevapları veriyor. Bir de kopyacı bir öğrenci var. Yan tarafına oturmuş, şöyle omuz üstünden baka baka böyle ondan çekip yapıyor. Şimdi sınav sonuçları geldiği zaman ikisi de diyelim 100 aldılar. Birisi zatından gelen yani öğrendiği ilim kendi malı olduğu için orada notu aldı. Diğeri kopyayla aldı. Zahiren ikisi de 100 aldı. Ama şimdi ikisinin arasını açtığınız zaman veya işte birisini bir sınıfın bir ucuna diğerini bir ucuna oturttuğunuz zaman o kopya çekme imkanı kalmadığı için ak koyun kara koyun belli oluyor. İlmi içinde olan, çalışkanlığı içinde olan, arka planı içinde olan öğrenci ne olursa olsun, hangi şartta olursun o ilmin hakkını veriyor. Kağıdın başına oturduğu zaman bildiği kadarıyla, o günkü durumu yani zekasının açıklığı kadarıyla yine yakın yukarı
aynı işleri yapabiliyor. Ama diğeri kesildi. Niye? Kopyayla o olmuştu. Kendi zatında değildi. O yüzden acize düştü. İşte varlığın da arkadaşlar aczi, fakrı, yani üzerinde gözüken, kimi zaman gözüken şeylerde daha sonraları acize düşmesi, zayıflaması, yitirmesi onları, ayrılık yaşaması, işte bunlar da bir tür bizim kendi malımız olmadığının delili. Ya ne yakışıklı adamım diyorsun ama sende kalıyor mu? Ne kadar güzel kadınım diyor. Onda kalıyor mu? İşte ne kadar güzel konuşuyordum. Kalıyor mu sende? Yaşın ilerledikçe bak teklemeye falan başlıyorsun. İşte ne kadar ilim sahibiyim. Bak ileride yaşlandığın zaman bir şey geliyor değil mi? Kur'an'daki ifadesiyle öncekileri bilmeyecek bir çağa eriyorsun böyle. Biliyordun o ilimleri ama işte bir bunama, bir beyinden artık o hücrelerin ölmesiyle, bunun maddi sebebi o. Aslında asıl sebebi Cenab-ı Hakk'ın tecelligahı olarak o işi yapan vücudun veya işte ruhun o işten azat edilmeye başlaması. Tecellisinin değişmesi. Gün akarsunun parıldadığı yerden gölge yere geçmesi gibi. Cenab-ı Hak bize bir zaman verdiği nimetleri bir zaman sonra alıyor. Bu da bir yansıtıcılık gibi. Aynı şeye benzemiyor mu? Yani nur isminin tecellisi güneşten parlak şeylere böyle gözükürken, aynı nur isminin, el nur isminin tecellisi bizim gençliğimiz üzerinde de böyle gözüküyor. Gençlikten ihtiyarlığa, sağlıktan hastalığa, işte keskin zekalı, keskin hafızalı zamanlarımızdan daha böyle anlatılanı zor anladığımız, zor hafızamızda tuttuğumuz çağlara gibi gibi her şey bir şekilde bizi El Nur ismine götürüyor. Bizde tecelli ediyordu, bizde parlıyordu. Bunlar bizim malımız değil. Cenab-ı Hak bunları bize emaneten vermişti. Yeri geldi, geri aldı. Acize düşmemizden bu belli. O yüzden biz şunu hep eleştiriyoruz. Ya benim vücudum, benim hayatım, bilmem şu, ben. Ya neyi elinde tutabiliyorsun? Senden alınan herhangi bir şeyin hangisini yaratabiliyorsun? Hani o Kur'an'daki yine ifadesiyle kısa meali, istenen de aciz, isteyen de. Yani geri alamıyorsun, getirttiremiyorsun. Allah'tan gayrısından bir medet olmuyor o noktada. Bu bile gösteriyor ki arkadaş biz emanetçiyiz. Ne o had bilmezlikler, o böyle kendini kasmalar, mütekebbir pozlara girmeler, ne gereği var bunların? Tutabiliyorsan, yaratabiliyorsan havasını at. Tutamıyorsan, yaratamıyorsan boşuna kasma kendini. İşte yüzünü estetik ameliyat yaptırdın, bilmem şurana botoks yaptırdın, buranı şişirdin, buranı kaplattın. Bunlarla ancak dış dekoru, bir zevahiri bir parça kurtarıyorsun. Ama yine içte yıkılmaya devam ediyor vücudun. O süreci engelleyemiyorsun. Süreçle yüzleşmek daha mantıklı arkadaşlar. Ya kabul et ya. Geçenlerde yine böyle muhtemelen ateistti yani. Tam tabii onu sormadım, o da söylemedi ama yazdığı yorumlardan falan öyle hissettim. Böyle şey diyor. Yani Allah diyor nasıl adaleti var? İşte sokak kedisiyle bilmem evdeki kedi aynı şartlarda mı yaşıyor? Buna adalet denir mi falan? Ben de dedim ki arkadaşım, adalet İslam'da, Müslüman'ın dünyasında eşitlik değildir. Allah neyi takdir etmişse o bizim için adildir. Allah onun öyle, bunun böyle olmasını istiyorsa Allah'ın dilediği hayırlıdır. Mesela işte erkeklerde tesettürün şartları farklı, kadında tesettürün şartları farklı. Allah öyle dilemiş, eşit değil. Ama Allah öyle dilemiş, onun dilediği hayırlıdır. Bir Müslüman adalete eşitlik zaviyesinden bakmaz. Eşitlik zaviyesinden bakan batılılar ya da seküler kesim, ehli dünya. Biz Allah'ın dilediğine adalet diye bakarız. Onun dilediği şekilde olursa o adil olmuştur. Çünkü o tayin eder. Ya işte diyor, o zaman diyor işte ne verirse o, onu kabul etmek zorundayız, sorgulayamayız falan filan, böyle şey. Hani şey yapıyor yani, olur mu öyle şey falan. O zaman diyor siz bittiniz falan gibisinden. Ya dedim hani tamam, eğer bundan razı değilsen bir tane başka hayat yarat, onun başına geç. Diyelim ki hakikaten bak Allah'a hesap soracak gücü varmış bu adamın, haşa sümme haşa, yok da öyle bir şey. Sen diyorum hala Cenab-ı Hakk'ın yarattığı şartlar, onun verdiği nimetler, onun ayakta tutması, bağışları ile devam ediyorsun yolculuğuna ama süreç içinde de hep mızmızlanıyorsun. Ya eğer hakikaten harbiden mızmızlanacaksan
Değiştir hayatı. Allah'ın yarattığı dünya bu dünya. Allah'ın yarattığı şartlar bu şartlar. Allah'ın yarattığı yüz, beden bunlar. Değiştir bunları madem artistleniyorsun yani bundan daha şey gibisin gibi. Haşa sümmaşa. Allah'a Allah'lık pozları kasıyorsun. Ona iş öğretiyorsun tabiri caizse. E madem bu noktaya geldin yarat da görelim ya. Nasıl yapıyormuşsun sen bu işi? Daha güzelini yap da görelim. Yok. O zaman şartları koyan o, muhtaç olan sensin. Buradan konuşacaksın. Böyle konuşmayacaksın. Ya da üstüne çıkmış gibi konuşmayacaksın. Allah yücelerde sen aşağıdasın. Böyle konuşacaksın. Böyle konuşursan mevzu yerine oturur. Allah'tan dileriz, isteriz, ondan bekleriz ama cebredemeyiz. Biz kimiz ya? Biz kimiz yani? İnsan bir kendisine bakar, ben neyim der ya? Onu dediğimiz zaman zaten taşlar böyle ufaktan ufaktan yerine oturmaya başlıyor. Efendim devam edelim. Aynen öyle de Zat-ı Hayy-i Kayyum'un Hay, hayatı veren Allah, hayatı yaratan Allah. Kendisi de hayat sahibi olan ve bizdeki hayatı da onu bilmemiz için, onu yansıtmamız için küçüğünün 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 artık onu zincirleme yapın, sonsuza uzatın. Bir numunesini bizde halk etmiş biyolojik hayat veya ruh hayatı veya kalp hayatı gibi çok katmanları da olan bizde. O hayatın asıl sahibi Allah. Bizdekiler onun devam ettiriciliğiyle devam ediyor. Çünkü bizim hayatımız hayat sahibi olanların şuurunun, aklının yetmeyeceği kadar büyük bir zeka diyoruz ama işte bu şey aslında Cenab-ı Hak için bu kullanılmaz ama fehmimize yaklaştırmak için diyelim, anlayışımıza yaklaştırmak için diyelim. Yani benim bedenimde öyle şeyler oluyor ki her an, her bir hücresinde, her detayında benim onlara taallukum yok, şuurunda değilim, haberim yok benim neler olduğundan. Benim bir küçük zekam var, işte hayatın içinde bana da bırakılmış bir alan var. Cenab-ı Hak cüz-i irademi orada sınıyor. Orada seçimler yapıyorum, onların da çoğunu yanlış yapıyorum, doğrusunu az yapıyorum ya. O akıl ona da yetmiyor, o cüz-i alanda bile iş yapmıyor doğru düzgün. Ne hatalar, ne günahlar, ne yanlışlar işliyoruz bu yaşımıza kadar. Cenab-ı Hak cümlesine af-ı mağfiret eylesin. Şimdi ama bu peki bunun ilim tarafını kim yükleniyor? Ben yüklenmiyorum. İşte o az önceki kopyacı çocukla diğer çocuk gibi düşünelim. Tamam ben bilmiyorum ama birisinin olması lazım ki ben ondan kopya çekiyor olayım. Yani bu notun bir yere dayansın. Vücudum hep 100 üzerinden 100 alıyor. 10 üzerinden 10 alıyor. Yani o vücut o işi nasıl yapıyor? Bir yerde bir ilim, bir zeka, bir kader, bir takdir olmazsa bu vücut işlerini yöneten kimdir açıklayamayacak? Kendi kendine oluyor. Ya kendi kendine iki tane zar, altı altı nadir geliyor. Yani zar atıyorsun, altı altı bir daha atıyorsun, altı altı. Üç kere geldi mi adam diyor ki bu zar tutuyor. Hani belli ki bunun bir hilesi var diyor. Yoksa bu böyle gelmez. Zarda bile iş böyleyken ki ihtimaller orada çok az. Altı yüzü var, altı yüzü var, iki tane zar. Ama vücutta neler olabilirdi? Her an Cenab-ı Hak bizi ne kanserlerden kurtarıyor? Bir tane belgesel izlemiştim. Yani kanserli hücreler insan vücudunda her zaman oluşabiliyormuş. Ama ne oluyor? Cenab-ı Hak ak yuvarları salıyor üstlerine. O ak yuvarları böyle komando gibi etrafını sarıyorlar. O hücreyi öldürüyorlar. Eğer o hücreler ölmese insan her zaman, hayatın her anında kanser olmaya müsait. Yani vücudumuzun çoğu hücresi böyle kırılmalar yaşıyor, bozulmalar yaşıyor. Cenab-ı Hak o arızayı gideriyor. Ya bunu ben yönetmiyorum. Bak aklım, şuurum, taallukum yeni yeni bilim öğretiyor da böyle bir şey varmış diye uzaktan uzağa biliyorum. Peki kim yapıyor bu işi? Bunun ilim yükünü kim alıyor? Kudret yükünü kim alıyor? İradesini kim alıyor? Elbette Allah. Yani ben şurada, şu sarayda bir taşın üstünde oturan bir adamım. Bütün sarayın işini kim çeviriyor? Saray benim diyorum ama ismini Ahmet diye yazmışlar saraya ama ya öyle işler dönüyor ki bu sarayda. Benim ilmimle, irademle, kudretimle bunlar açıklanamaz. Kimle açıklanır? Necip Fazıl merhumun ifadesiydi galiba. Cevabı bulunmayan, Müslüman için diyor, cevabı bulunamayan soruların cevabı Allah'tır. Yani oradan geliyor zaten. Bu soruların cevabını bulamadığımız için Allah diyoruz. Kendi kendine olmuş. İyi sen kendi kendine o zaman bırak mesela dükkanı, kendi kendine akşama kadar sana para kazansın. Oluyor mu böyle bir şey? Olmuyor. Kendi kendine bırak arabayı,
müşterilere servis etsin malları. Oluyor mu böyle bir şey? Olmuyor. Doktor bıraksın o tıp eşyalarını klinikte. Onları hastaları kendi kendine ameliyat etsin o eşyalar, tedavi etsin o eşyalar. Oluyor mu? Olmuyor. Ya kendi kendineliğin sahada başarılı olmuş hiçbir şey yok. Bak, hiçbir örneği yok. İnsan kendi şuurunu taalluk ettiği hiçbir yerde kendi kendineliğin alttan daha üstte bir işi çıkardığını görmüyor. Ama nasıl oluyorsa gafletine malzeme olduğu için varlığın geri kalanında ya Allah demeyeyim de ne dersem diyeyim. Kendi kendine olmuştur. Allah demeyeyim de ya tabiat yapmıştır. Allah demeyeyim de işte sebepler yaratmıştır. Şu olmuş, ışık çarpmıştır, güneş patlamıştır, ultrasondur, bilmem şudur budur falan. 40 tane dereden su getirerek hatta en son şey diyorlar işte o biyolojik yaşamdaki indirgenemez kompleksliği aşamadıkları için yani hayatı mutlaka tabiri caizse birisinin tasarlamış olması lazım. Kendi kendine oluşacak gibi değil. O indirgenemez komplekslik kavramı var. Kasım Takım Hoca onu güzel izah etmiş. Sorularla İslamiyet'te arkadaşlar videosu var, izleyin. Kasım Takım Hoca'nın evrim reddiyeleri çok güzel, tavsiye ederim. Oradan aşağı inemiyorlar. Bu sefer şey diyorlar ya, uzaydan getirmiş uzaylılar bizi dünyaya koymuş. Abicim niye yoruluyorsun ya? Allah de ya. Allah deyince bak her şey nasıl yerine oturuyor ya. Uzaylı getirmiş, o kaçırmış, bu götürmüş. Gerek yok ki bunlara. Sen burada bir hikmetle var edilmişsin işte. Bunu anla. Kaçak göçek bir iş yok yani. Evet. Aynen öyle de zat-ı hayy-i kayyum. Hayatı öğrendik. Kayyum, ayakta tutan demek. Varlığı ayakta tutan, devam ettiren. Çünkü varlığın işte dedi ki her an seçimler, ilimler, kudretler işlemesi lazım her anında hayatın. Çünkü hiçbir an öncekinin tekrarı değil. Yeni soruların yeni cevaplar bulması lazım. Yeni şartların yeni bir düzenle ayakta durması lazım. Cenab-ı Hak bütün varlığı bu şekilde ayakta tutuyor arkadaşlar. Musa Aleyhisselam'ın mı ümmetinden birisi anlatılıyor hikaye olarak. Musa Aleyhisselam'a Musa Aleyhisselam bunu ders verirken kafasından geçirmiş ya nasıl olur böyle bir şey falan. O sırada da orada şerbet mi ne dağıtıyormuş. Bir an bir uyuklama gelmiş, elindeki bütün şerbetler dökülmüş. Musa Aleyhisselam demiş ki işte eğer Cenab-ı Hak da kainatı kayyumiyetiyle devam ettirmese, her an tasarruf etmese, kontrol etmese bütün varlık böyle hiçliğe gider. Yani bizim bir tepside tuttuğumuz 8-10 bardak ne ki? Kainatta her an neler düzen içinde tutuluyor, neler kullanıyor, neler ince ince yerine getiriliyor, ne yeni sorular cevaplanıyor, yeni durumlara, yeni problemlere, yeni çözümler getiriliyor her an, her birimizde, her detayda. Şimdi kayyum olan Allah olmazsa, la teşbih ve la temsil, bu tepsiyi her an tutan birisi olmazsa elbette bu bardaklar karışırdı. Varlık hiçliğe giderdi arkadaşlar. Hamdolsun Allah'ımıza. Zat-ı Hayy-i Kayyum'un Muhyi isminin cilve-i azamıyla berrin yüzünde, yani karanın yüzünde ve bahrin içindeki yani denizlerin içindeki zihayatların kudreti ilahiye ile parlayıp arkalarından gelenlere yer vermek için, arkalarından gelenlere yer vermek için ya hay deyip perde-i gayba gizlenmeleri, bir hayat-ı sermediye sahibi olan Zat-ı Hayy-i Kayyum'un hayatına, yani hayat demek, Zat-ı Hayy-i Kayyum'un hayatı dediğimiz zaman Cenab-ı Hakk'ın farkındalığını kastediyoruz, ilgisini kastediyoruz, hayatla ilgili ne varsa. Hayat bir nesneyi diğer nesnelerle ilgili kılıyor, daha dünyada bile. Hayatı olan canlı her şeyle ilgileniyor değil mi? İnsan hayatı. Ya ta bilmem nerede bir tane yıldız var, orada patlama olmuş. Bilmem nerede bir gezegen oluşmuş, bilmem ne. Hepsiyle ilgimiz var. Atom altında bilmem neler oluyor bak. Hayat sahibi olanın ilgisi artıyor. Hayatın mertebesi arttıkça, dilim dönmedi, bir su içeyim. Heyecanlanınca böyle oluyor. Hayatın mertebesi arttıkça, hayat azdan çoğa doğru yükseldikçe, geliştikçe sahibi olan canlının etrafına ilgisi artıyor. Bu ilgiyi bir de şeyde düşünelim, Cenab-ı Hakk'ın sonsuz hayat sahibi olduğunu düşünelim. O nasıl ilgidir varlığa? İşte deistlere bir cevap da buradan verelim. Ya deistler, siz diyorsunuz ki Allah kainatı kurdu bıraktı. Ya nasıl olabilir böyle bir hayat sahibi, nasıl ilgilenmez varlıkla?
nasıl onun fiillerini, eylemlerini, doğrularını, yanlışlarını nazarından uzakta bırakabilir? Hayatın şanı ilgilenmektir çünkü. Ya mesela ilgisiz bir adam gördüğümüz zaman ya ot gibi yaşıyor deriz. Yani hayat mertebesinde daha düşük demek istiyoruz. Ya da ölü gibi adam ya deriz, hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Niye? Hayatın hakkını vermiyor o manada. Şimdi Cenab-ı Hak da Zat-ı Hayy-i Kayyum'un hayatına ve vücub-u vücuduna şehadetler işaretler ettikleri gibi diyor burada. Bunu demesinin sebebi varlıktaki o tasarruf, o dönüşümler, o yansımalar Cenab-ı Hakk'ın ilgisinin de delilleri, farkındalığının da delilleri. Bu kelimeleri arkadaşlar tırnak içinde kullanıyorum, yine hatırlatayım. Fehmimize yaklaşsın diye. Cenab-ı Hak böyle bir şeyin farkında olmayan bir varlık değil, haşa sümme haşa. Yaratıyorsa farkında zaten. Yaratmak, bilmek, irade etmek, kudret, bunların üçünü de gerektirir. O yüzden hayat bu manayı kavrar. Hay ve kayyum niye beraber geldi? Bir önceki derste izah ettik, azıcık dokunalım. Kayyum ismi hay ismiyle en zirvede görüntüsünü veriyor. Hayat denilen kompleks, onun her andaki farklılığı, her an birçok değerin doğru şekilde idare edilmesiyle ancak varlığını sürdürebilmesi, hayat denilen şeyin, bir biyolojik hayat dediğimiz şey, kaç tane amino asit bilmem şu bu ta hücre düzeyinden başlayın, sistem düzeyine, doku düzeyine çıkın, kaç tane şeyin doğru şekilde ilerlemesiyle mümkün. Kaç tane hastalık var? O kadar hastalık kadar şeyin doğru gitmesi lazım işte insan vücudunda. Her bir hastalık bir veya birçok şeyin yanlış gitmesinden oluyor. Genelde bir yanlışla başlıyor. İşte tiroid bezi salgılamazsa burada bir sorun oluyor. Bir vücut hastalığı başlıyor. İşte başka bir hormon salgılanmazsa o oluyor. Sinirlerde bir sorun olursa başka bir hastalık oluyor. Aslında her bir hastalık bize diyor ki, bak nasıl nasihatçiler hastalıklar. Her bir hastalık bize diyor ki, hastalık sayısınca şeyin doğru gitmesiyle sıhhat denilen şey varlığını devam ettirebiliyor. Bak, hastalık sayısınca şeyin doğru şekilde devam ettirilmesiyle, o arızanın, hatanın, sorunun oluşturulmamasıyla, kollanmasıyla vücudun bir yerden, bir takdirle, bir irade, kudretle kollanmasıyla sıhhat vücuda gelebiliyor. Ey insan, her hastalığı koy bir muvazene şeyine, sonra yekününe bak de ki, ya bu kadar şey benim vücudumda doğru gidiyor ya, her an doğru gidiyor. O yüzden ben sağlıklıyım elhamdülillah de. Ve bunu da Cenab-ı Hakk'ın o sonsuz ilmine, iradesine, kudretine pencereler aç, kapılar aç, gör bunları diye. Onlarda o nasihat var. Kayyum ismi işte bu anlamda. Onların düzeninin devam ettirilmesi elbette bir kayyumiyetle olur diye burada o anılıyor. Arkalarından gelenlere yer vermek dedi burada mesela, ona da dönelim. Aynen öyle de Zat-ı Hayy-i Kayyum'un muhyi isminin, hayat verici isminin cilve-i azamı, en büyük yansıması berrin yüzünde, arzın yüzünde, toprağın yüzünde ve bahrin içinde, denizin içindeki zihayatların kudreti ilahiye ile parlayıp, bak onları o parlamaya benzetti, işte diğer şeydeki pırıltıya benzetti. Arkalarından gelenlere yer vermek için ya hay deyip perdeyi gayba gizlenmeleri. Niye böyle söyledi? Arkalarından gelenlere yer vermek. Şimdi Cenab-ı Hak sonsuz, varlık sınırlı. Sonsuz, sınırlı da nasıl yansıyabilir? Ancak sınırlının sürekli değişmesiyle. Yani sınırlı sonsuzu kaldıramayacağı için ister istemez sınırlı sürekli değişir. La teşbih ve la temsil. Tasla okyanusu boşaltacağınızı düşünelim. Bir tasa okyanusu sığdıracaksınız, başka bir okyanusa aktaracaksınız diyelim. Ne yaparsınız? Doldurursunuz, boşaltırsınız. Doldurursunuz, boşaltırsınız. O gider, o gelir. O gider, o gelir. Kainatta bizim halimiz de böyle işte. Cenab-ı Hakk'ın tecelli edilmesi için isimlerinin, sıfatlarının, şenlerinin, onların farklı farklı tayflarının, renklerinin gözükmesi için gidip gelmek lazım sürekli. Şimdi Cenab-ı Hak cemalini gösteriyor her bir nesnede. Ahmet de gösteriyor ama Ahmet'in gitmesi lazım ki yerine gelecek olan da cemalini göstersin. Onda da cemal başka bir suret giysin. Başka bir tonda, renkte, oranda kendini göstersin. Aynaların gücü yetmediği için Cenab-ı Hakk'ı göstermeye aynalar değiştirilerek bu hizmet sağlanmaya çalışılıyor varlık tarafından. Varlık ancak böyle
o tecelliyi kaldırabiliyor diyelim. Evet. Kudreti ilahiye ile parlayıp arkalarından gelenlere yer vermek için ya hay deyip perdeyi gayba gizlenmeleri, bir hayatı sermediye, sonsuz bir hayat sahibi olan zat-ı hayy-i kayyumun hayatına ve vücubu vücuduna, yani olmazsa olmazlığına, vücudunun vacipliğine, Allah nedir? Allah vacibül vücuttur. O olmazsa varlık açıklanamaz. Onsuz varlığa açıklama getiremeyiz. İşte o tren örneğini daha önce de vermiştik. Lokomotif, en arkadaki lokomotifi düşünüyoruz. Onu kim çekiyor? Bir önceki lokomotif. Onu kim çekiyor? Bir önceki lokomotif. Sordunuz, önceki. En önünde, pardon lokomotif, vagon. Yanlış söyledim. Geri alıyorum. Saralım geriye. En sondaki vagonu kim çekiyor? Vagonda motor yok. Bir önceki vagon. Onu kim çekiyor? Bir önceki vagon. Bu sorunun cevabı en başta bir lokomotif olmazsa trenin hareketini açıklayamaz. Çünkü vagonlarda hareket etme yeteneği yok kendi kendilerine. Bir motor olması lazım ki çekebilsin. O motor nerede? Lokomotifte. İşte Cenab-ı Hak la teşbih ve la temsil, olmazsa, onun varlığı olmazsa, kadim, baki, sonsuz bütün isimlerinde olmazsa, bizim bu dünyadaki o motorsuz varlığımız, arizi varlığımız, kendi kendine olamayan, kendi kendine var edemeyen, kendi kendini yaratamayan, yaratılışını bile ayakta tutamayan varlığımız açıklanamaz olur. Vücuttaki duruşu kavranamaz olur. Nasıl bu kalabiliyor? Bu kadar geçiciliğe yatkınken nasıl durabiliyor? Bunu açıklayamayız kendi üzerimizden. Güneşin varlığı aynadaki yansıması. Aynadaki yansıma ne kadar narin? Her an gidebilir. Bir bulut gelse, bir el geçse önünden, bir gölge düşse gider. Ama hala kalabiliyorsa o, onlar geçtikten sonra, demek ki güneşin şeyi bu. Kalıcı bir güneşin yansıması demek lazım gelir. Evet efendim, buraya geçelim şimdi bu cümleyi de. İkinci kısma gidemedik bir türlü. Bir hayatı sermediye sahibi olan zat-ı hayy-i kayyumun hayatına ve vücubu vücuduna şehadetler, işaretler ettikleri gibi. Nasıl güneş parıltılar üzerinden varlığını ispat ediyor, onların gelip geçiciliği üzerinden kendi bekasını ispat ediyor, öyle de Cenab-ı Hak da hayatın gelip geçiciliği üzerinden kendi hayatının kalıcılığını, onlardaki gelip geçiciliğin kendisi tarafından bahş olduğunu, yani gelen gidiyor, gelen gidiyor ama onlardaki o varoluş, hayatın varoluşu bir yerden, tıpkı güneşin yansıması gibi bağış olduğunu gösteriyor bize. Umum mevcudatın tanziminde eseri görünen, umum mevcudatın tanziminde, düzeninde, düzenlenmesinde eseri görünen ilmi ilahiye, değil mi? Düzen ilimsiz olmaz. İlmi olmayan düzenleyemez. Bir proje çalışılıyor. Önce ilim olarak çalışılıyor. Mimarlık bilgisi olan birisi çalışıyor. O ilmin üzerine proje geliştiriyor. Projenin üstüne de kudret kısmı geliyor ve binanın kendisi inşa ediliyor. Düzen, o binadaki düzen arkasındaki ilimle mümkün. Evet. Mevcudatın tanziminde eseri görünen ilmi ilahiye şehadet eden bütün deliller ve kainata tasarruf eden kudreti ispat eden bütün bürhanlar, işte kudret nasıl ispat edilir kainatta? Kendi kudretimizde olmayan işlerle. Yaptık dediğimiz şeylerin ne kadarını biz gerçekten yapıyoruz veya yapabilecek kudrete sahibiz? Bunu sorduğumuz zaman o iş böyle, o perdesi kalkıyor üstünden. Geçen ders bunu daha etraflıca konuştuk. Bu yüzden kısa kesiyorum. Kainatta tasarruf eden, kudreti ispat eden bütün bürhanlar ve tanzim ve idare-i kainatta, yine tanzim, düzen ve kainatın idaresinde, idare-i kainatta hüküm ferma olan, hükmeden, hüküm ferma ne demek? Hüküm süren, işte hükmeden, irade ve meşiyet, Cenab-ı Hakk'ın dilemesi, irade ve meşiyeti ispat eden bütün hüccetler, deliller, yine sağlam deliller ve kelam-ı Rabbani ve vahyi ilahiyenin medarı olan risaletleri ispat eden bütün alametler, Allah Allah, bak şimdi şeyi de soktu, kelam-ı Rabbani, Cenab-ı Hakk'ın kelamı, terbiye edici kelamı diyelim, ve vahyi ilahiye, Cenab-ı Hakk'ın vahyi, işte kutsal kitaplar diyoruz ya,
her ne kadar öncekiler tahrif olmuşsa da asılları onların da vahiydi. Ama son olarak bozulmayan vahiy Kur'an-ı Hakim. Ve vahiy gayri metluf var, bir de Peygamber Efendimiz'in sünneti, o da vahiydir arkadaşlar. Vahiy sadece Kur'an değildir. Vahiy metluf Kur'an'dır. Tilavet olunan vahiy Kur'an'dır. Vahiy gayri metluf da Peygamber Efendimiz'in sünnetidir. Bundan ikisi tamam olunca din tamam olur. Birisi değildir sadece. Bana Kur'an yeterciler o yüzden aslında dini budamış oluyorlar. Sünnet gibi şerh edici ikinci vahiyi ya da vahiyin ikinci parçasını dışarıda bırakmış oluyorlar ve bunun sonucu da elbette dinde yıkımdır. Risaletleri ispat eden bütün alametler. Bunu niye burada andı? Bak, ilgi var. Cenab-ı Hakk'ın hayatı, dedik ya, ilgisiz olmaz. Hayat dedim mi ilgi var demektir. Farkındalık var demektir. Yani hayat bunları da ister. Hayat sahibi olan da bunları da ararız biz. Cenab-ı Hakk'ın nübüvveti gönderişine, vahiyleri indirişine, bizi irşad edişine, Cenab-ı Hakk'ın hidayet edişine ilgi, ilgileniyor bizle. Bizi böyle yuları boynuna sarılmış hayvan gibi bırakmamış. Yine Kur'an'da herhalde böyle bir benzetme yapılıyor. İpi boynuna asılmış bir şekilde bizi bırakmamış Cenab-ı Hak. Yanlış hatırlamıyorsam Kur'an'da da vardı bu yani. Kesin emin değilim, onun altını çizeyim. Neden? Çünkü o bizim şefkatli sultanımız, rahmet sahibi. Rahmeti bir kere ilgi gerektiriyor. Rahmetin kendisi bir ilgi. Bunun dışında ilim bir ilgi, kudret bir ilgi, irade bir ilgi. Her esma arkasında ilgiyi barındırıyor. Çünkü esmanın tecellisi zaten ilgisiyle ilgili. İlgisiyle ilgili, evet. Yani Esma-ül Hüsna neden varlıkta tecelli ediyor? İlgilendiği için. Tabiri caizse hani bu ilgi kelimesini de tırnak içinde kullanıyoruz yine fehmimize yaklaşsın diye. O yüzden üstad onu bir delil olarak andı burada. Kelam-ı Rabbani ve vahyi ilahiyenin medarı olan risaletleri, yani risalet, peygamberlik ispat eden bütün alametler, yine deliller, işaretler, mucizeler ve hakeza ve bunun gibi yedi sıfat-ı ilahiyeye şehadet eden bütün delail, bil ittifak, zat-ı hayy-i kayyumun hayatına delalet, şehadet, işaret ediyorlar. Cenab-ı Hakk'ın sıfatları da mesela işitmesi, mesela bilmesi, mesela görmesi, bunlar da Cenab-ı Hakk'ın hayatının delilleri. Neden? Çünkü onlarda da o farkındalık ve ilgi gözüküyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının tecellisini bizim fark etmemiz, bilmemiz aslında onun bize ilgisiyle ilgili. Yine aynı ifadeye geri döndüm az önceki. Yoksa biz nereden bilebilirdik Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını? Eğer o sıfatların eseri üzerimizde görünmese, o eseri görünmeyle bize bir ilgi, bir teveccüh hissettirilmese, Cenab-ı Hak lütfetmese, bağışlamasa, ikram etmese, biz nasıl onları bilecektik? Veya şöyle söyleyelim, Cenab-ı Hak niye bizi bilsindi? Bizi niye görsündü? Bizi niye duysundu? Bunları bize Kur'an'da niye söylesindi? Eğer bizimle ilgilenmiyorsa, bizimle bir şey yoksa, deistlerin dediği gibi bir hukuku yoksa bizimle, yaratmış bırakmış, salmış çayıra gibiyse, haşa sümme haşa, öyle değil de, eğer öyleyse niye bu sıfatları var? Niye bunlardan bizi haberdar ediyor? Neden kainattaki eserlerinde böyle olduğunu hissettiriyor? Devamı gelecek şimdi. Çünkü nasıl bir şeyde görmek varsa, hayatı da vardır. Hayatı yok ama görüyor. Ölü ama görüyor. Nasıl görüyor abi? Hayatı yoksa göremez. Hayat, farkındalık hayatla beraber var olur. Ölülerde farkındalık olmaz. Yani ölüm dediğimiz şey zaten bir dünyaya dair farkındalığın geride kalması. İnsanoğlunun ölümü aslında kat'i bir hayatın yok oluşu değil. İnsan hayat mertebesi değiştiriyor. Ölülerin de bir hayatı var. Ama o ölümde bile biz neyi görüyoruz? Dünyaya dair farkındalıklarımız gidiyor. Dünyanın içindeydik, alem-i şehadetteydik, dostlarımız, arkadaşlarımız vardı. Ne oldu? Cenab-ı Hak hüsnü hatime nasip eylesin, son nefeste iman nasip eylesin, şehadet nasip eylesin cümlemize. Gittin hayattan, ne oldu? Bak, ilgin kesildi varlıkla, farkındalığın kesildi. Oradan ölüm diyoruz biz ona. Çünkü nasıl bir şeyde görmek varsa hayatı da vardır. İşitmek varsa hayatın alametidir.
Ölü ama işitiyor. Böyle bir şey olur mu? Olmaz. Söylemek varsa, kelamı varsa yani hayatı da vardır. Pardon. Söylemek varsa hayatın vücuduna işaret eder. Yani varlığına işaret eder. İhtiyar, irade varsa hayatı gösterir. İhtiyar daha iyisini seçme. İki şık arasında daha hayırlısını seçme galiba. İhtiyar o demek. Ya da şıklar içinde. İrade seçim demek sadece herhalde. Onun arasında bir nüans vardı. Kenan abi öğretmişti ama aklımızda kalmamış. Kavram atölyesine başvurun detaylı bilgi için. YouTube'da vardır kavram atölyesi. İrade yazın çıkar belki. İrade varsa hayatı gösterir. Aynen öyle de bu kainatta asarıyla, eserleriyle vücutları muhakkak ve bedihi, apaçık olan kudreti mutlaka, mutlak kudret ve irade-i şamile, kapsayıcı şamil irade ve ilm-i muhit, kuşatıcı ilim gibi sıfatlar bütün delailleriyle zat-ı hayy-i kayyumun hayatına ve vücubu vücuduna şehadetler ederler ve bütün kainatı bir gölgesiyle ışıklandıran ve bir cilvesiyle bütün dar-ı ahireti, ahiret yurdunu, ahiret evini, ahiret memleketini zerratıyla beraber hayatlandıran hayat-ı sermediyesine şehadet ederler, diyor Bediüzzaman Hazretleri. Vaktimizin de sonuna gelmişiz zaten. Hemen bu metnin ne iş yaptığını bir daha konuşalım. Bu okuduğumuz paragraf bize Cenab-ı Hakk'ın hayat üzerinden ispat edilmesini gösterdi. Bak, Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve hatta sıfatlarını ve hatta esmasını biz nasıl biliyoruz? Hayatla da bilebiliyoruz. Elbette çok şekilde bilinmesinin yolları var. Kainat bir kitap. Her bir nesne, her bir nefis sahibi, her bir nefes onun bir delili. Ama onun içinde de hayat onun özel bir delili, kapsayıcı bir delili. Yani bir taşın aynalığıyla bir kalbin aynalığı, mümin kalbinin aynalığı aynı değil. Cenab-ı Hak diyor ya, mümin kulubun kalbine sığdım. Hani hadisi kutsi galiba bu. Yere göğe sığmadım, mümin kalbin, kulumun kalbine sığdım gibi bir şeydi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Orada büyük bir sır var. Yani o ayna çok şeyleri kaldırıyor. Cenab-ı Hak çok kapsamlı bir ayna yapmış onu. İnsandaki bu başkalık biraz da o aynalıktan. Cenab-ı Hak daha çok lütfediyor sana. Senin aynan daha müsait. Yansımaya daha müsait olduğu için orada daha çok manzara gözüküyor. La teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hakk'ın fazlından, bağışından çok şey insanda mevcut. Burada da gördük işte, hayatımız bir pırıltı ve güneş misali üzerinden yansıma kanunlarının içine dahil oldu hayatımız. Cenab-ı Hakk'ın yansıtması olduğu, ondaki hayattan yansıyan bir şey olduğunu gördük. Oradan da içine girdikçe Cenab-ı Hakk'ın sıfatları, ilgileri, hayatın meziyetleri, önce onu konuştuk. Hayat ne katıyor canlıya? Cansızdan canlıya geçişte ne var? İşte farkındalık var, ilgi var, bilgi var, konuşmak var, işte sezmek var, şu var, bu var falan. Hayatla ilgili her şeyi düşünün. Beşeri olanlardan da onları böyle sıyırın. İlahi olarak, mutlak olarak onlar Cenab-ı Hakk'ın hayatında var. Kusurları, arızaları sıyırın. Cenab-ı Hak bizdeki kusurlardan münezzehtir. Ondan tenzih ederiz Allah'ımızı. Ama bize numunecini bıraktığı şeylerin asılları onda. Menbaaları onda. Öyle olduğu için onlardan oraya merdiven görebiliyoruz. Burada da o merdivenlik yapıldı. Hemen paragrafı bir kez daha okuyayım, toparlayıcı olsun. Dersimizi bitirelim inşallah. Zaten 40 dakika olmuş. Hem nasıl ki yeryüzünde bulunan parlak şeylerin güneşin akisleriyle parlamaları ve denizlerin yüzlerinde kabarcıkları ziyanın lemalarıyla parlayıp sönmeleri, arkalarından gelen kabarcıklar gidenler gibi yine hayali güneşciklere aynelik etmeleri, bilbedahe gösteriyor ki o lemalar yüksek bir tek güneşin cilve-i inikasıdırlar, yani yansımasıdırlar. Ve güneşin vücudunu muhtelif dillerle yad ediyorlar ve ışık parmaklarıyla ona işaret ediyorlar. Her bir parlama şekli bir ışık. Her birisi ayrı bir dil, ayrı bir parmak. Denizin yansıtmasıyla damlanın yansıtması bir değil yani. Varlıktaki aynalığı da böyle düşünün arkadaşlar. Aynen öyle de zat-ı hayy-i kayyumun muhyi isminin
cilve-i azamıyla berrin yüzünde, yani yeryüzünde ve bahrin içindeki, denizin içindeki zihayatların kudreti ilahiye ile parlayıp, arkalarından gelenlere yer vermek için ya hay deyip perde-i gayba gizlenmeleri, bir hayat-ı sermediye sahibi olan Zat-ı Hayy-i Kayyum'un hayatına ve vücubu vücuduna şehadetler, işaretler ettikleri gibi, umum mevcudatın tanziminde eseri görünen ilmi ilahiye şehadet eden bütün deliller ve kainatı tasarruf eden, kudreti ispat eden bütün bürhanlar ve tanzim ve idare-i kainatta hüküm ferma olan irade ve meşiyeti ispat eden bütün hüccetler ve kelam-ı Rabbani ve vahyi ilahiyenin medarı olan risaletleri ispat eden bütün alametler, mucizeler ve hakeza yedi sıfat-ı ilahiyeye şehadet eden bütün delail, bil ittifak Zat-ı Hayy-i Kayyum'un hayatına delalet, şehadet, işaret ediyorlar. Çünkü nasıl bir şeyde görmek varsa hayatı da vardır. İşitmek varsa hayatın alametidir. Söylemek varsa hayatın vücuduna işaret eder. İhtiyar irade varsa hayatı gösterir. Aynen öyle de bu kainatta asarıyla vücutları muhakkak ve bedihi olan kudreti mutlaka ve irade-i şamile ve ilm-i muhit gibi sıfatlar bütün delailleriyle Zat-ı Hayy-i Kayyum'un hayatına ve vücubu vücuduna şehadet ederler ve bütün kainatı bir gölgesiyle ışıklandıran ve bir cilvesiyle bütün dar-ı ahireti zerratıyla beraber hayatlandıran hayat-ı sermediyesine şehadet ederler. Evet, metin burada bitiyor. Elhamdülillah bu demir leblebiyi iki derste olsun bir parça yutmayı başarabildik. Cenab-ı Hak o yuttuğumuz leblebinin vücudumuzda, ruhumuzda, kalbimizde tesirini halk eylesin. Bizi marifetinin delilleriyle donatsın. Ona layık amel edişlere yönlendirsin. Bizi her müşküle düştüğümüzde doğruya, istikamete hidayet eylesin. Şüphesiz bu onun fazlıdır. Fazlı ilahiden bunu bekliyoruz. Cenab-ı Hak bizi ondan mahrum etmesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alemin. Efendim bugün aynı zamanda Bediüzzaman Hazretleri'nin vefat yıl dönümü. Önce onun, sonra bütün ehl-i sünnet vel cemaat mürşitlerimizin, en başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve peygamberlerin, karışık oldu liste ama kusura bakmayın, ve vefat etmiş nur talebelerinin cümle mümin müminelerin ruhlarına hediye olsun. El-Fatiha.